Etrafınızdaki ilişkilere şöyle bir bakın. Buraya değil lan. Orayı yiyorsun. Her şeyi birebir algılıyor ya. Çok tatlı. Etrafı bakayım. Hanımlar beyler, ilişki testi yeni bölümüyle alkışlarla başlıyor. Bugün normal hayatta da zaten arkadaşlarım olan çok da sevdiğim bir çift ağırlıyoruz. Sevgili Tuğçe Şentürk ve Can Şentürk. Soyadını direkt aldın mı? Hayır. Nedir şu an ad soyad? Tuğçe Özlü Şentürk. Ha, hiç bırakmadın. Bırakmadım. Sen bu konuya nasıl yaklaştın? Benim zaten Şentürk'tü. İlk şakadan kahkahayı toplaman benim azıcık asabımı bozdu. Senin saçını başını yollarım. Önce onu bil. Özür dilerim bir de manyak. Özür dilerim, tamam. Yapacağım ama az yapacağım bundan sonra. Kaç yıllık bir ilişki Tuğçe? 4. 4 sene. Aynı güzelmiş. Kaç yıllık bir evlilik? 1. 1'i geçtik. Ne kadar geçtik? 2 ay falan. Güzel. Peki ilk Tuğçe'yi gördüğün o anı anlatsana bana. İşte barda çalışıyorum. Sürekli gelip gidiyormuş. Ben fark etmiyordum tabii. Bir gün böyle bir muhabbet oldu. O muhabbette tanıştık. Tanıştıktan sonra ben hep oraya kilitlendim artık. Yani çalışma, benim yerime bir eleman falan aldılar. Yani ben çünkü yetişemiyordum artık çalışmaya. Biraz daha böyle aşık rolü gibi devam ediyordu ama gerçekten öyle bir şey oldu yani. Kafam mı karışık açık bir konu? Yani aşık mısın değil misin? Rolü gibiydi. Oldu ama olmaz gibi. Tam olarak ne oldu? Nasıl ne oldu? Çok tatlı. Ne oldu? Yani anlamadık yani. Aşık oldum olmadım mı? Oldum abi, oldum. Aşık rolü ne demek? Ya işte orada salak aşık olmamak gerekiyor ya çalıştığımız yerde. Ha, onlara göre. Tamam. Onlara göre olmamak gerekiyor gibi göründüm. Ondan sonra işte tanıştık. Ben ona açılmaya çalıştım ama onunla samimi olduk. Gereksiz yere kanka falan demeye başladı bana. Ondan sonra ben bir arkadaşımı gönderdim. Hani hoşlandığımı söyle. Nasıl bileyim, ne bileyim, bir lafa gir, bir şey yap falan diye. Sen benim babam mısın? 1962 doğumlu yani. Arkadaşımı yolladım. O ilanı aşk etsin. Hayır, ortak bir arkadaşımız var. Ha, yani ona dedim ki bana kanka falan diyor. Yani ben ondan hoşlanıyorum. Hayatımda da kimse yok falan. Bir şeyler yap, bir konuş. Bir, ne bileyim, bir varsa niyeti onun da bir çay içelim falan. Çok saçma bir yere gitti. Yani varsa bir hoşlanıyorsa anne baba izliyor diye çok geriliyorum ben şu an. Niye öyle? Daha nazik söylemeye çalışıyorum. Yani niye böyle oldum ki? Burada mı anneniz babanız? Hayır ama işte kayıt olacak ya. Yo. O zaman ya ne olacak? Ne kaydı abi? Biz burada yapacağız. Sattık biletleri. Paramızı alacağız, dağılacağız. Bu. Abi hiç öyle söylemedim. Kimse izlemeyecek. Sen rahat ol. Her yerde kamera var. Ben de bilmiyorum niye var acaba orada. Niye varsınız lan siz? Bir de 4 kamera. Evet, işte ben arkadaşı yolladım. Söylemeye çalışmış. O sırada denk gelen bir Tuğçe'nin eskiden bir arkadaşı denk geliyor kapının önünde. Yakışıklı, iri yarı bir erkek. Numaralarını alıyorlar. Kız benim yanıma geri koşturuyor. Diyor ki, oğlum diyor, kız diyor başka birinin numarasını aldı, söyleyemedim. Ben dedim ki git söyle ya, ne olmuş numarasını aldıysa, arkadaştır falan filan. Bir daha gönderdiğimde ondan sonra o geri geldi. Dedi ki arkadaş değil, hoşlanmış o ondan dedi. Dedim bunu bana böyle söyleme. Kırılıyorum yani. Benim de canım yanıyor. Aga sen şu an ama bayağı uzaktan bir şeyler idare etmeye çalışıyorsun. Gidip konuşsana. Abi cesaret edemedim. Tamam. Ondan sonra üçüncüde dedim ki söyle ya, ne oluyorsa olsun dedim, Allah Allah. Bir daha geldi, sonra dedim ki siktir git adam gibi söyleyeceksen. Artık konuş. 17 kere gönderdim, geri geldi, gönderdim. En son mail adresini almış. Tuğçe@tumblr.com. Ah sıçam ya. Tumblr mı ya? Biraz en yaşlıyım son... evet Tumblr. En son... Bunlar da geçkin belli, sol taraf geçkin. En son gönderdiğimde geri gelmedi arkadaş. Çok tatlıymış. Vallahi. Abi 3 eve çıkmışlar. Ben de üzüldüm ya. Neden eve çıktınız abi? Vallahi gelmedi. Yani ona söyleyip gitmiş. Ben de bekliyorum mal gibi. Gitmiş mi? He. Tam bir elçi gerçekten. Ondan sonra Tuğçe geldi içeri. Normal arkadaş bakışından ziyade biraz daha hayırdır bakışıyla geldi. Ben dedim söyledim mi söylemedim mi ne oldu falan derken ben saklanmaya çalıştım gereksiz yere. Saklandın mı? Saklanamadım. Yani denedim ama olmadı. Yani barın altına sakladım çünkü gördü. Ben de bir... Şu ana kadar bir hikayede zeka fışkırıyor gerçekten yani. Vallahi öyle. Ben uzun zamandır bu kadar Ocean's 12 bir hikaye görmemiştim. Her şeyi düşünmüşsün. La Casa de Papel bu yani. Bütün soygunu baya baya düşünmüşsün. Hiçbir eksiği gediği yok. Abi, bir kızı 16 kere gönderip barın altına saklanıyorsun. Bunu kimse düşünemez senin dışında. Müthiş. Evet. İşte öyle bir şey oldu. Yani saklandım ama sonradan gördüğünü gördüm. Abi götümü görmüş. Ben de çok üzgünüm yani.
Saklandım, şuram gözükmüş. Bu ne ya? Bira içer misin diye geri kalktım. Oradan bira alıp verdiler. Yani başka türlü kurtaramam. Çok komikmiş. Yerde peçete bulmuş. Sümkürür müsün? Sen peki geri gittin ya. Hayır de diye mi gittin içeri? Evet. Ne demek o? Ben arkadaş gözüyle baktığım için çok tuhaf geldi bana candan öyle bir haberin gelmesi. Söylenmeye mi gittin yani? Hayır, söylenmeye gitmedim de acaba gerçekten var mı böyle bir şey diye bakmaya gittim. Hani anlarım. Var mıymış? Bakışından. Varmış. Arkadaş gözüyle diyor, biz bir ay oldu tanışalı, ben kanka falan demedim yani. Kendi kendine arkadaş olmuşuz. Ben öyle arkadaşlık istemedim. Benim niyetim başkaydı. Herif yani. Arkadaşlık kurumuna az da küfür edecek. Sıçarım abi arkadaşlığını. Aranızda o... arkadaş varsa da yani rica ederim burada oturmasın ya. O ara öyle bir şeyim vardı yani. Kanka diyor, insanın morali bozuluyor yani. O gece elini tuttun mu? Tutamadım. Yok. Kafasından şöyle acık tuttum ama o da yanlış anlamadı. Kankayız diye bir şey demedi. O gece gitti zaten. O da utandı. Ana. Çekindi gitti. Ondan sonra böyle birkaç gün yok. Gene bir ortam oldu. Gene ortak arkadaşlarımız çok olduğu için hani aynı masaya denk geldik. Aynı masaya denk geldik. Konuşmaya çalışıyorum ben ama ben de çekiniyorum. Onda da hani artık biliyor. Ardından alkol seviyesi yükselince. Sen tabii barın da işletmecisi olduğun için dayıyorsun şartları bedava. Tabii, bedava abi. Başka yere de göndermiyorum zaten. Para yetmez o zaman. 8-10 kişi yani. Hepsine bedava. O günlük. Yani o iş olana kadar dedim. Tamam. Oldu. Ondan sonra herkesten parayı aldım. Çok uygun. Alo geçen hatırlıyor musunuz? 4 tekile içtiniz siz. Ben sizi tanımıyorum yani. O gece ben Tuğçe'ye yürüyordum. Siz de arada bedava içtiniz. İlk ne zaman tuttu elini Tuğçe? Doğum gününde. Anlat bakayım o anı. Ona sürpriz parti yaptık arkadaşlarla. O sırada işte doğum günün kutlu olsun falan hep beraber bir kalktık öpmeye. O sırada böyle bir elimi tuttu. Hep beraber beni öptüler. Öptük. Şanslı bir doğum günü. Evet. Kaça giriyordun? Vallahi kaça giriyordun? 4 sene önce. Hı. Kaç oluyor? 20. Şu an hesaplar durdu. 25. Senin hangi işletme? Biz gelek oraya. Senin aklın da çalışmıyor. Abi benim 6 liralık hesabım vardı. Salak salak 102 yazmışız. Doğru. 102 bir bira 40 kuruş değil mi? Doğru. Anlamıyorsun çünkü belli yani. Biz, bir mahallede de vardı öyle bakkal. 20 verip 50 üstü istiyordum. Veriyorduk. Gayet güzel diyordum. Yalnız kaldığınızda aşk sözcükleri söylüyor musunuz? Söylüyoruz. Ne diyorsun aşkım sevgilim dışında? Oo. Çok şey söylüyoruz ya, saçma sapan şeyler. Yine, misal? Misal onu şimdi çıkardı var. Joncik diye bir saçma bir şey. Joncik. Ha. Ya yani Nida gibi şeyler çıkabiliyor bazen işte. Sen onun Joncik'i misin? Evet. Bu hafta öyle. Bu hafta Joncik'im abi. Perşembeye kadar Joncik'im. Cuma gibi Siko Mokko. Gayet güzel. Çünkü ikinci söylediğim daha iyi çünkü Joncik'ten. Bence daha iyi yani. Ne olarak kayıtlı sende? Canım Kocam. Ana aynı gibi. Dizi adı gibi ATV dizisi. Canım Kocam Salı günü 20'de ATV'de. Değil mi öyle duruyor yani. Canım Kocam. O sende? Öyle bende de. Canım, canım Kocam. Kocam. Evlenme teklifini hanginiz etti? Nerettin? Onun doğum gününde bir doğum günü partisi yaptık. Ondan sonra o eve gitti herkes. Bir tane köpek sahiplenmiştik biz. Köpeğin işte boynuna... bu arada bu hayal ettiğim. Gerçekte olanı anlatmadım henüz. Tamam. Çünkü... Gerçekte yani... kediydi abi bu. Boynuna taktık şeyi. Evlenme... Ha yüzüğü taktın. Yüzüğü taktım köpeğin boynuna. Köpek bir kaçıyor. Ah sıçar dedim ya. Köpeği Kurtköy'de yakaladım. Bir tokatlıyorum abi. Bu yüzük kaç para? Seni ben doyurdum. Nankör, evet. İşte ardından götürdüm köpeği. Bir tane de not yazdım. Bir tane sepet yaptım. İşte onun kapısının önüne bırakıp zile basıp kaçtım. Köpeği de bıraktım. Köpeği de bıraktım. Nota da şey yazdım işte. Bunca zaman beklettiğim için Allah beni cezalandırdı. Bir köpeğe dönüştürdü. Sen de işte istersen bilmem ne bilmem ne. Allah Allah! La Fontaine ya! Hoş geldin fabulların kralı. Allah beni köpeğe dönüştürdü. Kuyruğum da var. Var, var. Ya ne kötü fikri sonra. Ama araştırdım hiç yapılmamış. Tamam. Zaten o kadar kötü ki kimsenin aklına gelmemiş. Olsun. Yani Google'da bulamazsın bunu. Allah beni köpeğe dönüştürdü. Ya şimdi... Sonra... Buraya kadar benim hayal ettiğimdi. Güzel olan buydu. Tamam, yani. Kapıyı sonra... açacak falan filan sevinip alacaktı. Benim unuttuğum o alkollüydü. Ve sabah 6:30'du yani sabaha karşı. Zili çalınca açmadı. Bir yandan da bir arkadaşlar da kamerayla bekliyor. Hani o teklifi görsün, mutluluğu falan. Basıyoruz zili. Açan yok, eden yok. Onun kapıyı yumruklamaya başladık. Ondan sonra tabii bir iki kere aşağıya 4. katta oturuyor. İn çık da yoruluyorsun. Bir çıktım, bir daha... Evlenmiyorum lan dedim 4. kat. Bir daha çıktım zile basmaya. Bir baktım köpek yok.
Köpek oradaki ayakkabının kenarına girmiş. Onu çıkardım. Küçücük bir şey. Geri koydum. Bir daha çaldım, yok. İnmiyorum artık. Zaten açmıyor. Dedim evde mi yok acaba? Arıyorum. Telefonla arayıp arkadaşı dedim siz kapıyı yumruklayın. Ben telefonla arayayım. Şöyle yapalım. Belki açacak yani. Açması lazım. Derken ben anahtarım olduğunu fark ettim. Tuğçe'nin... Yine zekanın fışkırdığı başka bir andayız. Abi evi yaktık, baktım anahtar var ya. Yakmasaydık evi iyiydi. Ya ama anahtarı öyle kullanmıyordum yani. Bana çiçekleri sulayayım diye İzmir'e gittiğinde almıştım. Ha, yine güzel. Açtım kapıyı, baktım yatak odasında muhtemelen. Çünkü salon falan normal. Aldım köpeği sepetiyle. Dedim ki biraz daha yaklaşayım olay yerine. Yatak odasının kapısının önüne koydum bu sefer. Gene koşarak çıktım. Telefonla aradım, zile bastım. Gene uyanmadı. Ondan sonra en son şeye geçtik artık. Yani dürttüm ben onu. Kalk dedim artık. Kalkmadı. Köpeğe dedim ki tut tut tut. Köpek sol bacağını ısırdığı gibi. O en sonunda kalktı. Ne var ya diye kalktı. Şimdi benim için hayal ettiğim böyle bir şey değildi. Ben tabii. Daha böyle mutlu oluruz diye düşünmüştüm ama olmadı. Yani o kalktı. Ne oldu dedi. Ben dedim kapıya gidiyorum. Zile basacağım da kapıyı aç. Ne kadar saçma dedi. Kız haklı ama burada acık yine zekanın fışkırdığı başka bir andayız ama şu an. Ama 3 saat zile bastım. Şu an evdeyim, dışarı çıkacağım, zile basacağım. Ben de yeni kalkmışım. Çay koydun mu? Yoo. Ama evet. Ondan sonra çıktım tabii, o da anlamadı ama basınca zile geldi, direkt kapıyı açtı. Ben de sevinçli bir şey bekliyorum, sevinmedi. Yani dedim ki görmedin mi yoldakileri? Neyi dedi? Dedim bak oraya, köpeği gördü. Aa köpek dedi. Dedim sepetin içine bak. Ne bu dedi? Not oku dedim, okudu. Ondan sonra ay falan filan oldu ama benim hiç sevincim kalmadı tabii o zaman. Sevgili Tuğçe, bu canım organizasyonu piç etmişsin. Sence de farkında mısın? Bir pişmanlığın var mı bu konuyla ilgili? Yani keşke. Ama sabah 6'da da evlenme teklifi edilmez. Hele ki geceden sarhoş olan ve sızmış birine sabah 6'da kapı çalıp evlenme teklifi edilmez. Ya bir öğleni bekle. Ama ev arkadaşlarım köpeği almıyor eve. Ya bir gün sonra yapacaktım da ben. Eve köpek sokmadılar abi. Yani o gün dedim ya köpek kalsın artık orada. Şu an köpeğin akıbetini hep beraber merak ediyoruz yani. Demin Allah seni köpek olarak cezalandırmıştı. Şimdi köpek nerede hiç bilmiyoruz. Evde. Bizde. Şu anki köpek mi? Evet. Ne adı? Köpük. Ha. Köpek koysak çok klasik olur. Ne koyalım? Köpik. O da biraz zor gibi. Köpak. Ne koyalım? Anlamlı olsun. Köpok. Allah Allah. Olmuyor bir türlü. Güzel. Değişik isim. Bayağı kafa yormuşuz yani. Düşündük. Çocuğunuzun ismini biz koyalım ama rica ederim yani. Çocuk koymuşlar çocuğuna. Ne koyalım? Çocuğumuz oldu. Çocak. Bir de balayına gittiniz siz. Evet. Maldivlere. Nasıldı? Ya denize giremedik. Neden? Çünkü köpek balıkları ve vatoslar vardı. Küçücük bir havuz yapmışlar. Sabahtan akşama kadar oradaydık. Tamam. Akşam 7-8 gibi falan hava kararınca her şey bitiyordu. Bütün gün böyle odada oturuyorduk. Televizyon? Vardı. Var. Hep yabancı kanallar. Tabii bizim İngilizcemiz o kadar iyi değil. Ay. Benim iyi de Tuğçe'nin şey. Ay benimki de iyi. Ben konuşuyorum. Ben de konuşuyorum. O anlamıyor ama. İlk defa yabancı dil üzerinde kavga eden bir çift görüyorum yani. O İtalyanca biliyor. Boku mu biliyor? Bilmiyor abi. Bilse ben bilirim. Azıcık ikiniz konuş bakayım İngilizce. İngilizce kim mi? Haklı görelim. Yok. Biz yokuz. Bana hiç gerçekçi gelmiyor. Öyle Türklerin içinde İngilizce konuşamam. Şurası İngiliz asilzadeleri bak şu sağ taraf. Arkadakiler 5 çayında. Lütfen ya. Azıcık bir konuşun. Hem de zorunda kalınca konuş. Girme oğlum. Hello. 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 Güzel başladınız. Sakinsiniz ikiniz de. How evet. Are you? Fine. You? Fine. Okay. Bir halini hatırım sordun şimdi. Annenler nasıl diye sor. Annenler nasıl? How are your mom? How are your mom? Abi you... Fine. Bir şey söyleyeceğim. Bana doğru geldi şu an yani. Güldük ama bir eksiklik. Benim de İngilizcem aynı seviyede olduğu için. İçimden şöyle bir şey oldu. Gayet güzel. Adam gayet sordu. Nasıl annenler peki? Nasıl yani? Fine. Ha, fine. O da... Kız şu anda tokatlıyor İngilizcesiyle valla. İki kelimeyle senden top gibi oynuyor onu söyleyeyim. Aferin kız. Çok iyi. Sen ona sor.
İşleri nasıl gidiyormuş? Kârdalar mıymış? Nerede? Neymiş? Türkçemiz de biraz zayıf sevgili Can. Kârda kârda. Nerede diyor, nerede? Hav. Güzel. Tuğçe risk almaz. Tuğçe asla risk almaz. Final'ını söyler, havını söyler, çekilir kenara. Anlayan anlasın. Job. Neymiş demiş? How are your job? Şimdi benimki biraz daha iyiydi. Ben düşünmedim en azından. Pat. Bir şey söyleyeceğim. How are your mom, how are your job? Anladık mı? Anladık. Bence hiçbir sorun yok yani. Gerçekten böyle oluyor. Yurt dışında da böyle konuşuyoruz. Anlıyorlar. Bu beni üzdü gerçekten yani. Tuğçe'nin mesela sürekli ben konuşuyordum yurt dışında. Bu da üzdü. Bu da biraz üzdü. Oranın halkını da üzmüş olabilirim ama dedim ki bir kere de sen sor dedim. Bizim uçak kaçta kalkıyormuş? Mesela biz Male'ye indik. Male'de kolay uçak... ya. How are your plane? Bitti gitti. Bir şey yok abi. How are your... Anlamayan da siktirsin gitsin. Çok ne söylüyorum. Bunu herkes anlar yani. Bunda ne var ki? En kavgalı anınız Tuğçe. Bu adamın en çok nesine bozuldun? Nesine parladın. Bozuldum. Büyüttün ettin. Ben sizin bir tane kavganıza şahit oldum. Can'ın işletmecisi olduğu yerde. İçeride bağırıp çağırıyordunuz. Ayrıl geç dedin. Ayrıl demedim canım. Niye öyle demedin lan? Manyağa bak. Öyle dedin ya. Ne oğlum dedin? Boşver ne üzülüyorum bu kadar. Ayrıl geç dedin. Asla Tuğçe. Ha var yor ilişki. Şu an işte program aksın diye yalanlar söylüyor. Hayır bu kadar üzüleceksen dedim. Ayrıl geç. Hayır. Üzüleceksen yine de Tuğçe'den daha iyisini bulamazsın ha getirecekken. Ne dedim lan ben tam? Hayır ayrıl geç demedim de. Yıpratma kendini demişimdir. Takma. Yok canım. İşin esprisi sonra da özetle oraya geldi biraz. Çok yıpratıyorsun kendinden çok veriyorsun. Yapma böyle oğlum falan dedin. Bir bira yok mu dedin. Ben galiba Can'ın arkadaşı gibi durup bedava içki içmeye çalışıyordum. O da olabilir. İyi beni dinlememişsin. Evlenmişsiniz. Güzel olmuş yani. Fena değil. Gördüğünüz gibi ilişkilerden bayağı anlıyorum. Siz de birlikteyiz. Ayrılsanız oğlum. Ne gerek var ya? Allah Allah. Sonra? Hayır o kavgayı ben hatırlıyorum. Ama ne olduğunu da hatırlamıyorum. Bayağı bir bağırıp çağırdınız birbirinize yani. Ya, ne oluyor da bağırıp çağırıyorsunuz? Ben biraz gerginim. İş dolayısıyla gergin olabilirim. Tuğçe gergin mi? O da gergin. O da gel. Ya ikimiz de zaten hep o yüzden çarpışıyoruz. O da inat, ben de inadım. Sürekli tartışıyoruz o konuda. Ama onu çözdük yani. Kavga ettiğinizde barışma adımını atan kim? Can. Ben. Hep mi? Evet. Ben çok üzülüyorum. Yani. Neden? Çünkü ben çok uyuzum. Uyuz bir insanım. Geri adım atmıyorum. Uyuz değil ya. Şey daha çok... Yine korkuyor. Uyuz değil abi. Uyuz olsa ben söylerim. Uyuz değil. Değil. Yani biraz şey. Çok duygusal bir kere o. O hep böyle şey istiyor. Yani kalbi kırıldığı için. Ben de biraz sert konuştuğum için. Yani bağırıyorum mesela bazen. O sana sert konuşuyor mu? Yok. O inat yapıyor. O surat asıyor. Ben tek istediğim şey surat asma bana diyorum. O da surat asıyor. Yani mesela 2 gün, 3 gün, 4 gün surat asması devam edebiliyor. Ben de tüküreyim böyle işe diyorum yani. Ne güzel geldi buraya kadar. Ne oldu kendime pardon. Sıçarım böyle kadına diyorum ben de. Ama çok tatlı abi. Yine ben sana söyleyeyim. Bayağı tatlı çünkü. Sen gerçekten parlıyorsun. Ben şu an anladım seni yani. Biraz ani çıkışlarım var. Ben sana dedim abi ayrıl geç. Ben sana söyledim ya. Hanımlar beyler. La la la. İlişki testi. Tüm hızıyla. Delirdim galiba ben durduk yere. Halil pazarlama. Halil pazarlama. Niye araya jingle aldım değil mi durduk yere? Sevgili Tuğçe. Evet. Sence Can dünyanın en yakışıklı adamı mı? Bence evet. Şu taraf asiktir oradan dedi. Duydunuz mu? Oo, bu kız delirmiş. Bu kız katarakt göremiyor. Öyle bir şey yok. Yani seni birinin uyarması lazım. Bir fiziki özelliğini değiştirsen. Huşt yaptın değişti. Hangi fiziki özelliği daha güzel olabilirdi? İlk tanıdığım haline dönmesini isterdim. O da daha zayıftı. Öyle mi? Evet. Kaç kilo aldın abi? 13. Oha. Neden? Köpeği mi yedin? Ne yaptın? 13 kilo mu aldın? Evet. Aa çok almışsın. Yemek yapıyor. Çok güzel, yani çok yemek, güzel yapıyor. Yemek yapıyor. Bir vallahi de... mı? Çok. En güzel ne yapıyorsun Tuğçe? İmam bayıldı yaparım. Ispanak yaparım. Kuru fasulye pilav yaparım. Her şeyi yaparım. Her gün yemek yapıyor mu? Yapıyor. Ciddi misin? İlk başta yapmıyordu. Yani İmam bayıldı da takıldı ya. O bir ayda İmam bayıldı yedik mesela evet. Gerçekten. İlk bir ay? Evet. Sürekli onu yapıyordu. Ben çünkü patlıcan seviyorum dedim. O hep onu yaptı. Ama... Sonra taze fasulyeye dadandım. Tamam. Bir sürede onu yaptım. Sonra dedim ki bu ikisiyle galiba ömür geçmeyecek.
öğrenmeye başladım. Ben de hediyeler aldım buna, işte kitap falan aldım. Mutfakta yemek kitapları bilmem neler. Belki dedim hani bakar, o ikisinin dışına çıkarız falan. Çok tatlıymış, okuma yazması var. Okuduğu düşündüm. Öyle sonra baka baka işte internetten giriyordum, anneannemi arıyordum falan. Öğrendim. Yeni evet. Bir poğaça yapmayı öğrendim, onu çok sevdi. Üf, çok iyi. Neymiş? Patatesli poğaça. Baya değişik ben. Yani. İlk defa duyuyoruz. Hadi be. Nasıl yapılıyor patatesli poğaça? İnternetle beraber yaptığım için şimdi onu şey yapmasak. Oğlum bir şey yok poğaçada. Hamurunu yapıyorum işte. Yumurtasıydı, şekeriydi. İşte mayasıydı. Şeker. Şeker yok ki içinde. Vardı ya şeker. Şekerini, ondan sonra kok kömürü, hepsini koyuyorum içine. Başka ne koyuyorsun? Vernik, gayet güzel. Raptiyelerle etrafını böyle. Oğlum bu koltuk, vallahi doğru. Tuğçe dünyanın en güzel kadını mı? Evet. Bir özelliği değişse hangi özelliği değişsin? Fiziki. Fiziki değişmesin yani. Değişti zaten. Değişti fiziki. Ne oldu? Biz evlendiğimizde kulakları kepçeydi. Şimdi değil. Aa! Ya. Ne kadar kepçeydi? Bayağı ya. Hakikaten mi? Ciddi misin böyle? Öyleydi. Mr. Spock gibiydi yani. Bir de çok... Çok seviyordu onları. Herkes de çok tatlı, çok tatlı. Yalan söyledi herkes. Ben gittim dedim böyle tatlı falan değilsin. Yaptır bak görürsün. Yaptırdı. Çok beğendi herkes yani. Kıkırdağım şekilsizmiş benim. Yani önce kıkırdağıma şekil verdi. Onu öyle dikti. Sonra kulağa, yani kepçe kulak operasyonuna sonra girdi. Bir de anestezi alınca doktoru tehdit etti. O yüzden böyle oldu o. Ne demek o? Anestezi aldı. Doktorun yakasına yapışıp küfrediyor. Bu kulak açılırsa seni öldürürüm falan diye. Tekrar kepçe olursa. Evet. Bu acıyı çekiyorum ama bu bir daha açılmayacak falan, böyle sallıyor bir de adam. Doktoru. Evet, doktor da anesteziden bir şey yok, anesteziden diyor ama adam yaşlı, ölecek yani. Öyle sallanıyor adam. Çok enteresan. Ayılınca daha kötü anestezi. Nasıl? O, biz odadaydık, Tuğçe geldi işte, ameliyattan çıktı, televizyon açık. Böyle bir derin bir sessizlik var odada. Konuşmuyor da, ağrıları var sanıyoruz işte. Bir an bir izlemeye başladım Tuğçe'yi, televizyona böyle göz kırpıyor. Yapıyor. Televizyondaki şeye... Yani spikere göz kırpıyormuş, dalga geçiyormuş. Ne yapıyorsun diyorum. Neyi ne yapıyorum diyor. Bir daha dönüyor. 5 dakika sonra gene göz kırpıyor. Ben de... Neden kaçmadın evden? Köpüğü de alıp. Çünkü hastane hayat bir tane değil. Yani. Ben kaçtım. Evden değil, hastaneden kaçtım. Dedim, kaçtın. Gideyim aşağı. Bir de kayınvalidemin yanında gülmek istemedim kızına. Kadın... Çok önemli. Sizin kızınız var ya, bir şey söyleyeceğim, delirdi yani. Kulakları daha düzgün ama akli dengesi şu an yok. Kavga ederken. Canla, ağzından çıkan en kötü şey neydi? O. O mu? Dur sen dur. Ne söyledi? Ayrılalım. Kötü diyor ya. Ha işte ayrılalım dedim. Tamam, onu siktir. Ben de söyledim, ayrılmadı. Onda bir şey yok. Onun, biz de aynı yerdeyiz bak. Dikkat etsin. Bir anda yan yana geldik. Ben söylemişim, sen söylemişsin. Adam ayrılmıyor. Dinlemiyor. Hiçbirimizi dinlemiyor yani. Belli ki seviyor seni. Yapacak bir şey yok. Küfür çıktı mı ağzından? Nasıl? Küçük oldu. Siz yardırıyorsun küfür ya. Ne? En çok ne çıktı? Zaman kazanma gülüşünü duydun mu Allah? Duydun mu? Ne dedi? Ben hiç öyle şeyler. Tabii asil olacağım diye böyle takılıyor da bayağı küfrediyor. Vallahi. Ne dedi? Ne bileyim. Canım 6 aydır anestezinin etkisi altında olamazsın yani. Bazı şeyleri hatırlaman lazım. Ne dedim ya? Çok küfrediyor canım. Ağzınız için mi dedin? Ne dedin? Ne dedi? Onları zaten diyor da küfrediyor işte. Onu küfretmeyeyim mi? En sert ne duydun? Bir şey olmaz ya. Keseriz burayı. Söyle. İşte şey, siktir git amına kodumu çocuğu falan. Çok hızlı söyleyeceğim, kesmeyiz. Önce onu bil. Birbirinize hala saygınızın olması beni şaşırtıyor şu an yani. Kadın böyle, televizyonu böyle yapıyor. Siktir git amına kodumu çocuğu diyor. Sana değil, spikere dedim, spikere. Bir şey yok. Sen ne cevap verdin? Aşkım. Ayıp ama ya. Sen ne cevap veriyorsun böyle zamanlarda? Ben gidiyorum. Aşağıda gülüyorum. Yarım saat geziyorum. Annesine sordum, bu ne kadar küfeler? Yarım saat diyor. Gidiyorum, geziyorum. Geri geliyorum. Senin ağzından bir şey çıktı mı hiç? Sen? Çıktı mı Tuğçe? Sıfır. O bozmaz kendini. Hiç bozmadın mı hocam? Küfretmem de bağırdığın olur. Nasıl bağırıyor? Nasıl bağırıyor? Öy diye bağırıyor. Niye soruyorsun ya? Çocuk haklı, salak salak bir soru yani. Nasıl bağırıyor? Öy işte tamam. Bağırdım, doğru, evet.
Doğru, biraz. Niye surat asıyorsun diye bağırıyor artık. En son deliriyor. Bana bir şeyler soruyor. Ben cevap vermiyorum. Cevap vermiyorsun? Vermiyorum. Küsüyor. Konuşmuyorum. Hiç. Ama bu psikolojik bir tahribat yaratır karşıda. Evet, yaratıyor zaten. Sen arada bir şey mi kullandın ilk bölümden sonra? Bir yaratıyor. Bu da benim hoşuma gidiyor çünkü. Huy olarak bir özelliğini değiştirmesini istiyorsun. Hangi özelliğini değiştirsin? Çok verici bir adam ya. Çok kendinden çok fazla veriyor arkadaşlarına, arkadaşlar, eşine, dostlarına. Erotik bir gönderme yok. Beni delirtmeyin. Çok yıpratıyor kendini, evet, sevdikleri için. Evet. Öyle mi? Onlara yardım etmek için çok fazla şey yapıyor. Çok yoruluyor. Fazla iyi. Evet. Alık. Öyle mi yani? Arkadaşlarına yardım ediyor. Çok fazla ediyor ama. Bu seni rahatsız ediyor. Evet. Sıkılıyorum çünkü. İsim verme. Ne yapıyordu bu, sen bundan rahatsız oluyorsun? Ya bir sürü şey. Öyle şu an örnek verebileceğim bir şey yok ama maddi manevi her türlü yardıma giriyor. Ve asla bunu konuşmuyor. Ben çok çok sonra öğreniyorum mesela. Neden? Konuşulmaz zaten bu canım. Neyi konuşacağız? Yap yap, şovunu yap. Yok. Neyi konuşacağız abi? Ben Miroğlu. Gayet güzel. Konuşulmaz abi. Giderim terasta kuşuyla konuşurum en fazla. Kimseyle konuşmam. Ortamımızın da bu kadar geçkin olması gerçekten beni sevindiriyor yani. Miroğlu mu kaldı ulan, 20 sene oldu. Güzel güzel. O küsmesi dışında yani darılması dışında hangi huyu değişsin? Yani küsmesi bir tek aklıma geliyor. Onun dışında çok bir şey yok. Yok mu hakikaten? Yok gerçekten. Küsmesi ama yani hepsinin önüne geçiyor. Bir kere şöyle bir anımız olmuştu. Bir dönem motorum vardı benim. Motor kullanıyordum. O dönem tanışmıştık işte, birlikteydik. Bana küstü durduk yere. Ben şakalar yapıyorum, konuşmuyor bilmem ne ama gün devam ediyor yani. Sinemaya gidiyoruz, yemek yiyoruz birlikte. Bana çok saçma gelmeye başladı o kadar. Birlikteyiz gün içinde, artık bir şey konuş. Tatlı yiyelim mi? Hı, falan diyor. Gidiyoruz tatlı yiyoruz. Popcorn, evet, hı, falan. Yiyor falan. En son motora bindik. Bana dokunmayacağım diye motorun en arkasında böyle oturuyor. Şimdi Kadıköy'den Beşiktaş'a dönüyoruz. Köprüden geçeceğiz. Kışın. Bir de motor kullananlar bilir. Yani denge sağlanması için biraz yatmak gerekiyor. Yani arkandakinde sana sarılması gerekiyor. Böyle bayrak gibi durunca arkamda. Motor böyle böyle gidiyoruz. Ben de kızdım, ulan düşersek düşeriz dedim. Bastım gaza. İnat etmiyor. Düşmedi canım. Çok da adama düştünüz mü abi? Düşsün isteyen var. Ne olur düşmüş olun ya. İşte dedim belki hız yapınca korkuyordu çünkü motorda. Sarılır dedim herhalde. Sarılmadı. Kalktı abi motordan ya. Tek ayak duruyor. Sıçarım diyor ya. Sürsün siktirsin amına koyayım çocuğu dedi. Bacağı da böyle. Köprüdeyiz. Şu anda 1.27 bacağımla kamerada kendi yüzümü kapattım. Sıçan böyle işe ben. Üzüldüm acık. Oradan alalım görüntüyü de. Evet. Sonra tutmadı hiç. Tutmadım. Tutmadı, eve geldik, küs devam ediyor. Ondan sonra bende tartışma öyle başlıyor zaten. O küslüğün üzerine artık diyorum ki sen ne yapıyorsun, ölürdük yani. Ben de yavaşladım tabii, o kadar devam etmedim ölümüne. Abi şarampoldeyiz, hala tutmuyor yani. Yuvarlanıyoruz hala. Ayrı yuvarlanıyor. O gerçekten kadar öyle olsun. Çok tatlı değil mi? Yine dokunmuyor, sıçarım valla, dönüyorum ama. Ölürsem tek öleceğim, bana lan. Git acık ileride yuvarlandı. Tutmazdı, öyle olsa da tutmazdı yani. Öyle bir inadı var, kara inat. Kara inat mı? Yeni bir dizi daha başlıyor. Kara inat. 4 tane kavruğun hikayesi. Bana bu müşteri kimde Tuğçe'cim? Can yani da, canın ne aldığını bilir misin? Bilirim. Sen bilirim. Onun ne aldığını bilir misin? Bilirim. Parayı kontrol eder. Aranızda borç harç var mı? Yok. Yok. Ha, ben tamam. Doğmaz ondan alırım. Borç vermişliğiniz var mı aile olarak birine? Yüklü. Yüklü mü? Yüklü. Yok, yüklü. Yüklü mü? Biz. Yüklü. Biz ve yük. 150 verdik ama eğer yüklü diyorsan bizim için yüklü. Yok mu? Yok. Hesapları kim öder dışarıda? O değişir. Nasıl? Yani şöyle, mesela bir iş bölümümüz var. O mutfak ve yiyecek ihtiyacını Tuğçe'ye ödemelerini o yapıyor. Onun dışında geri kalan işte ev kirasıdır bilmem nedir falan ben yapıyorum mesela. Evet, dışarıya çıktığımızda mesela yemek, gel yemek ısmarlayalım diyorum. Isparlayayım diyorum. Aklıma geliyor sonradan. Onun ödemesi gerekiyor. Onun kartıyla çekiyorum. O ödüyor yani genelde. Çok şık gelen bu hikaye sonunda. Tam hesap ediyor ki kirayı ben verdim ya. Siz ikiniz de masaj seviyorsunuz. Evet. Can'a 4 kadın aynı anda masaj yapabilir mi? Yapamaz. 4 kadın. Çok tatlı. Soruyu şurayı sevdi. Bir daha sor. Bir daha sor ne olur. 4 kadın. 4 kadın.
Yok. İkisi tavuk, biri at. Sen seversin La Fontaine. Allah seni cezalandırmış, atla masaj ettiriyor. Tavukla, tavuklar sırtında geziyor. Hoşuna gitti senin yine. Birer yüzük tak hepsine. Ata da tak, tavuğa da tak. Tak aslanım tak. Tak gitsin. Hayal gücüm gerçekten geniş benim şu an yani. Biraz da korkuyorum. Yapamaz değil mi? Tamam. İki kadın? Yapamaz. Kadın? Normalde yapamaz derdim bundan 3 gün öncesine kadar. Ha öyle mi? Evet. Yaptı. 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 Rahatsız oluyor musun bu durumda? O yoktu ki. Şöyle. Ya olsun abi, olsun, bana yapmışlar masajı artık. Ya normalde rahatsız olurdu. Ben de masaj yaptırıyordum o sırada. O yüzden izin verdim. Ona erkek yapabilir mi? Hayır. Soruya bak. Hayır, salak salak konuşma ya. Saçmalama. Oğlum sana yaparken iyi ama kadın. O ayrı. Neden? Oh seni kara cahil. Niyeymiş ya? Hoş geldin Milattan Hoca. Nasılsın? Neden? Ne bileyim. Yani hiç yok ki öyle. Nerede var? Çok tatladım. Öyle bir şey mi var ki? Mikrofon nerede? Yapabilir mi ona erkek masaj? Yapmamasını tercih ederim. Biz şöyle bir şey yaptık abi. Ben anımı anlatabilir miyim? Tabii. Sonra sen geçen hafta da yok muydun? Vardım. Burada. Telefonu verdin bana. Verdim yine. Yine telefon... oturmuşsun aynı yere. Tamam. Tamam. Her sen şey delir misin? Bana sürekli dejavu yaşatıyorsun yani. Kavga eder misiniz arada? Buraya gelememe sebebimizdir. Ne çok demek sık o? Sık kavga ederiz. Bu sorulara verilecek cevapla program biter diye cesaret edip katılmak istemedik size. Sence de bu bir inception değil mi? Şu an buradasın. Elinde mikrofon var. Sorularıma cevap veriyorum. Bu sebepten biz... Allah Allah. Evet buyurun. Abi biz Çeşme'ye gitmiştik. Parasız bir şekilde gittik. Çok zor durumda gittik. Dedik bari bu üzerimizdeki ezikliği atalım, masaj yaptıralım. O nasıl parasız? Bu salak fikri kim attı ortaya yani? İçecek suyunuz yok, simit alamıyorlar. O zaman neden bacaklarımız yumuşamasın ki? Ama daha temel yani Maslow. İhtiyaçları yerleştir. Barınma, beslenme daha temeldir aga. Acık bırak, dibini... sert kalsın yani sırtın. Adisyonun ne kadar geleceğini bildiğimiz için daha cazip geldi. Sürpriz bir hesapla karşılaşmayacağız sonuçta. Aynı odada istedik. Bana erkek, Yasemin'e kadın masaj yapacaktı. Gayet güzel gidiyor. İşte espriler yapıyorlar falan. Deli derecede espri yapıyorlardı. Ne diyorlar espri yapıyorlar? Carlos gibi bacakları var diyor. Yasemin için. Tamam. Yok diyor, bununki daha sert. Yok daha sert. Bizim... Hocam siz nasıl bir ortamdasınız? Bana bunu anlatsana. Paranız da az ya, ben biraz korktum şu an yani. Biraz korktum yani açıkçası. Dillendirmek de istemiyorum ama biraz ürktük hep beraber şu an. Buraya aileler geliyor, bizi korkutma. Evet. Masaj devam ederken ben baktım hani bana masaj yapılmıyor gibi. Hani bu da yoğuruyorlar, sıçarım dedim böyle işe. Ben niye yoğrulmuyorum? Sonra yok oraya açacaklar, yok buraya açacaklar. Ben de dedim sonunda bu kadar masaj yeterli. Çünkü hani biz aynı yerde yapınca daha rahat oluruz dedik ama tabii bir kadının masaj yapılmasına şahit olmak çok hoşuma gitmedi. Biz de parasını tam verdik ama yarıda çıktık. Bir kadın dediğin hanımın sevdiğim değil mi? Kadın. Sevdiğin. Sevdiğim kadın. Ona niye bir kadın diyorsun? Yeni tanışmışım gibi. Başka birisi de olsa. Şimdi bana bayan masaj yapıyor. Ona da erkek masaj yaptığı için aynı yerde yatıyoruz. Aynı yerde dönüyoruz filan. Beni daha fazla hırpalamasınlar diye bir yerde bitirdik. Yani çünkü... Seni niye hırpalıyorlar ne olur? Şimdi belli bir yerden sonra daha fazla açacak havluyu. Yanda erkek de masör var. O yüzden ha. Bitirdik. Şimdi oldu. Bunu tahmin etmediniz mi? Etmedik. Aa, o da görür. O mesela bir arkadaş grubuyla tatile gidiyor. Tanımadığında birkaç tane kız var arada. Gidebilir mi? Gidemez. Neden? Bir kere ben niye gitmiyorum? Ben neden takvimin yokum? Uyumuyor. Hangi takvimim? Yani benim hiç öyle bir takvimim miladi. O zaman onunki de uymaz. Uyuyor ama onun. Yok, senin uyumaz. Dizin var. Oyuncu bu arada Tuğçe. Tuğçe Özlü. Vatanım sensin dedi. Hemşire rolündeydi. Var mı hatırlayan? Oynadın mı gerçekten yani? Evet. Bir kişi. Evet, arkadaşı biliyor. Annem de ilk bir 10 bölüm falan tanımadı beni zaten. Ha o kadar. Tabii böyle kapalıydım çünkü. Tamam. Rolün Ayşe. Evet. Ayşe Hemşire. Ayşe Hemşire. Senin dizin var, tatile gidiyor. Gidemez. Çünkü benim dizim varsa ben sabahtan akşama kadar setteyim. Tamam. Köpük ne olacak? Bakarım ne ben. Sen dokunamıyorsun. Yeter ki biri daha ayrılsın. Ben bakarım. 2 sene bende kalabilir.
İki sene. Ben ona köpek derim, alışır zaten, bir şey olmaz yani. Gayet normal. O gidebilir mi tatile? Gider. Erkekler de var tanımadığım bir iki tane. Kim onlar? Tanımıyor değil mi? Ad ver. Hiç tanımıyorum. Bana bir yolla bakalım adlarını soyadlarını sen. Telefonlarını bir ver. Kız kıza gidebilir. Erkeklerle gidemez tabii canım. Ne işi var erkeklerle? Tanımadığım erkeğin ne işi var abi ya? Oğlum tamam sinirlenme, soruyu düşündük. Elif soruya cevap verdi ki sinirleniyor. Gidemez. Erkekler gidemez. Erkekler siktir lan! Hanımlar beyler, ilişki testi Can Şentürk ve Tuğçe Özlü Şentürk'le tüm hızıyla alkışlarla devam ediyor. La la la, la 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 la, la la la. Birbirinizin eski sevgililerini biliyor musunuz? Biliyorum. Onun eski sevgililerinden tanıdığın var mı? Var. Öyle mi? Hı-hı. Görüştüğün var mı? Hayır. Ha, okey. Eski sevgilinde olup Tuğçe'de olmayan bir özellik varmış. Şimdi 10 özelliğin 9'u Tuğçe'de daha iyidir de. Bir tanesi de onda iyidir. İnsan insana böyledir çünkü yani. Var mı? Söyle. Eski sevgilinin nesini özledin? Ne? Dananım! Aynen, özlememişindir de yani. Bir huyu daha iyidir. O huy hangi huy? İşte küsmesi yani. Küsmüyor muydu o? Vallahi. Ben... Anlayışlı mıydı? Ha, nasıldı? Tut tut, bir tane öp, rahat ol. İyi ya. Ses de gitti. İyi abi, bir şey yok yani. Öde. Yok, bir şey yok. Güzel miydi eski sevgili? En iyisi Tuğçe. Tamam, Tuğçe zaten güzel canım. Evet. Portorikolu gibi kız, onu geç. Güzel miydi ama? Yani standardın yüksek midir? İlişkilerindeki kızlar güzel midir? Güzeldir yani, bilmiyorum. Neye göre söylenir ki bu? Yalan söyledi. Tuğçe'cim güzel miydi? Değildi. Nereye güzeller? Değil miydi? 1.50-1.50 boyları var. Nasıl? Kısa mıydı hepsi? Benden kısaydı. En uzunu Tuğçe, evet. Tamam ama seninle 1.50 arasında bayağı bir var. Evet. Kaçtı kızlar gerçekte? 1.50. O da kabul ediyor. 1.50 abi, ben de söyleyeyim. 1.50. Sen biliyor musun Tuğçe'nin eski sevgililerini? Ya birebir tanıdığım yok. İlişkinin bir yerinde, evliliğin bir yerinde eski sevgililer konuşulur mu? Tabii, biz evlenmeye karar verdiğimiz için hani bir her şeyi bilirim yani. Aşk. Tamam, ne sordun sen? Konu konuyu açtı. Çok tatlıymış. Beşiktaş konuşuyorduk önce. Evet. Ondan sonra bam diye sordum yani. Ne sordun? Kaç bam? Tane ilişkin oldu dedim bugüne kadar. Kaç? Kaç ilişkin oldu bugüne kadar? Kaçmış? 6. Güzel, eşek kadar kadın, gayet güzel. Tabii. Bir sayı. Çift evet. Taneye çıkmamış en azından. Sana ne? Tamam. Bana ne? Tabii benden öncesi. Ama gene iyi, beni mutlu etti yani. 6 iyi. Doğru söylüyorsun aslında. Yani sen şimdi, ben biraz yine moderne oynuyorum. Sen yaşayan olarak doğru söylüyorsun. Var mı böyle... burada da bir sürü çift var ya. Herkes gergin. İnşallah bize sormaz. İnşallah. Benim 53 çünkü. Bana sorarsa çok başka olur. Öpüşün bakayım. Ha yani öpüşün. Barışın gibisinden yani. Ha, gel barışalım. Programın sonunda hep öpüşülür ya bizde. Tamam, biz hiç öyle bir şey görmedik. İzledik programı. Sonunu izlemedik var. Demek ki sonunda var, hep var. Şey oluyor. Var, ben gördüm. Var mı? Var. Can'a bak, bana getirelim. Bütün bölümleri izledim dedi dışarıda. Bu programda öpüşülüyor mu ya? Şimdi puanlayalım istiyorum. Can ve Tuğçe'nin ilişkisini çağdaşlık üzerinden puanlayalım. 10 üzerinden 9 ve üzeri diyenler o desin. 9 ve üzeri mi? Hiç çağdaş değil miyiz biz ya? Ne ilkellikleri var? Masaj yaptırmıyorsunuz. Yaptırıyoruz. Vallahi niye yaptırdım ya. 3 gün önce yaptırdım. Nereye? Tatile göndermiyorsunuz. Erkeklerle niye göndereyim şimdi? Evet. Sen gönderir misin? Çağdaş olmuyorsun o zaman. O kadar da aferin çağdaş kız. Değilim. Ben de senin sözcünüm. Tamam, çağdaşlık 1. Hayırlısı olsun. 1 lan. Çünkü hiç kimse... O, bir valla. Bir. Evet, bir. Evet, bir. İki tatile göndermiyor. Can'ın hoşuna gidiyor. Böyleyse bir, evet bir. Eğer bunlar konuşuluyorsa iki verirsiniz, şerefsizsiniz. Bir çünkü. Bir ulan. Güzel. Sadakat. 10 üzerinden 9 ve üzeri diyenler o desin. O. Hoşuna gitti. Ya ayakları şu an kıçına vuruyor sevinçten. Benim hanımım 10. O da eğlence. 10 üzerinden 9 ve üzeri diyenler o desin. Bu iyi değilmiş. Yani böyle bir minik bir tebareke havası var.
oğlunuzda. Yani hemen pideler çıkacakmışız, yiyecekmişiz gibi bir hissiyat oldu bende ama tam 9 değil gibi. 8 ve üzeri diyenler o desin. Oh. Bak artıyor. 7 ve üzeri diyenler o desin. Oh. Yalnız ben sana diyeyim mi? 0 ve üzeri derse burası Çınlar ha. Ben sana diyeyim. Ayağınıza sağlık arkadaşlar. Teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Teşekkür ederim. Hanımlar beyler, yeni kanalımız konumuz ne? Yepyeni bir bölümde ilişki testi bugün de sona eriyor. Buralara kadar gelen ilişki testini canlı izleyen tüm seyircilerimizin ayaklarına sağlık. Bölüm bitti. Bay bay! La 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 la! La la!